Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su güzellik sirleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır benden istediğiniz bir konu hakkında sizlere çok güzel bir tarif hazırlıyorum. Çoğu kişi benim cildimin beyazının altında yatan sırrı çok merak etmiş. Tabii ki arkadaşlar genetik olarak bir genetik yatkınlık var ama tabii ki dışarıdan kullanmış olduğumuz bakımlar bizim cildimiz için çok ama çok değerli. Bugün sizlere cilt tonunu eşitsizliğinizi getirecek, cildinize berraklık verecek, cildinizin ay gibi parlamasını sağlayacak. Aynı zamanda eğer ki varsa yaşlılık lekelerinizi, çillerinizi ve tabii ki de güneş lekelerinizin çok hızlı bir şekilde ton ton cildinizden teker teker açıldığını hissedeceğiniz aynı zamanda gözleneklerinizi sıkılaştıracak kilo verme dönemlerinde özellikle bu tarifi uygulamayı ben çok seviyorum. Çünkü arkadaşlar bizler kilo verirken biliyorsunuz ki cildimizde birazcık deformasyonlar oluşabiliyor. Bunları önceden geçirmek için mutlaka sizlerle diyetlerle birlikte uygulayacağınız cilt bakımlarında cildinizi sıkılaştırıcı bakımlar kullanmaya özen gösterin. Bu tarif gerçekten çok eski zamanlardan beri kullandığım bir Japon tarifi. Ben Japonların hem arkadaşlar kültürlerini hem beslenme şekillerini hem de cilt bakımlarına bayılıyorum. O yüzden bu tarifin hemen şimdi detaylarına geçmek istiyorum. Tabii ki de Japon deyince aklımıza gelen en önemli birinci besin kaynağı pirinç. Pirinç biliyorsunuz ki içerisinde çok yüksek miktarda nişasta içeriyor. Bu nişastalar bizim cildimiz için gerçekten çok yararlı. Cildinizin ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri fazlasıyla barındıran bir numaralı cilt beyazlatma ürünlerinden bir tanesi. Bunu çok sık kullandığınız zaman cildinizde oluşmuş olan o ince ince güneş şekillerinin çok hızlı bir süreç içerisinde gerçekten tedavi edildiğini sizler de fark edeceksiniz. Cildinizin dup turu süt gibi olmasını istiyorsanız mutlaka arkadaşlar pirince çok önem verin. Pirinç ile hazırlayacağınız cilt bakımları cildinizin ayna gibi parlamasını sağlıyor. Cildinizdeki kusurları tek tek kapatacak. Eğer ki varsa kırışıklık dolgu etkisi görecek. Sizin cildinize adeta botoks yaptırmış gibi çok güzel bir şekilde hem görünüm sağlayacak hem de yaşınızın çevrenizdekiler tarafından asla bilinmesine engel olacak en güzel bakımlardan bir tanesi. Bu tarifle birlikte sizlerle cildinizi botoks yaptırmış gibi cildinizi sanki lazer ile aydınlatmış gibi çok güzel bir şekilde çok hızlı sonuçlar elde edeceksiniz. Şöyle bir buçuk kaşık kadar pirinç bir haftalık kür için arkadaşlar yetiyor. Hatta ben birazcık fazla fazla pirinci kullanıyorum. Gerçekten benim cildimin beyazlığının sırrı kesinlikle pirinçten geliyor. Pirinçin içerisindeki nişasta sizin cildinize de kadar yaratacak. O yüzden Pirinç çok önemli. Şimdi pirinçten sonra pek çok kozmetik ürünün de içerisinde bulunan tabii ki de arkadaşlar cilt beyazlatma adında sizlerin hem cilt tonu eşitsizliklerini geçirecek hem de melazma gibi hiperpigmentasyonun olduğu bölgelerde ciltinizde ton ton açılma sağlayacak bir diğer en önemli ürünlerden bir tanesi. Mutfaklarımızda çok sık kullandığımız şekilde kozmetik sektöründe de arkadaşlar eğer ki kullanmış olduğunuz ürünlerin arkasına okursanız mutlaka mısır nişastasından yararlandıklarını sizler fark edersiniz. Mısır nişastası içerisinde arkadaşlar cildiniz için kolajen sentezini arttırıcı çok güzel içerikleri var. Ayrıca sadece bununla da kalmıyor. Cildinizde eğer ki genişlemiş gözenek problemi olanlar varsa gözeneklerin anında sıklaşmasını sağlayacak sivilce izleri o gitmeyen bir türlü kurtulamadığınız siyah noktaları bir anda düzenleyecek şahane bir E vitamini kaynağı. Çok eski zamanlardan beri pek çok kültürde denenmiş özellikle Arnavutlar tarafından da çok sık kullanılan ürünlerden bir tanesi cildinizde adeta düzgünlük yaratacak cildinizi ütülermiş gibi cildinizde kırışıklıkları daha oluşmadan yok edecek cildinizi hem sıkılaştırıp hem toplarken hem de cilt tonunuzun her zaman bembeyaz kalmasını sağlayacak en önemli içerik şimdi bunları tabii ki de aktive edecek bir bardak su su biliyorsunuz ki hayattır her yerde arkadaşlar bolca cildimizi nemlendirmemiz gerekecek. Tabii ki de nem kaynağı olarak burada ben saf sudan yararlanıyorum. Mısır nişastam, pirincim ve suyum iyice arkadaşlar şöyle birbirleriyle karışması için güzelce karıştırıyorum. Burada karıştırma işlemini önceden yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu tarifin püf noktalarından bir tanesi bu. Biliyorsunuz ki her reçete benim sizlerle paylaşmadan önce defalarca deneyip hangisinde en güzel sonuç alındığına gerçekten emin olduğum reçeteler. Bu reçetede de şunu önem vermemiz gerekiyor. Pirincin birazcık suda beklemesi gerekiyor ki kendi nişastasını direkt dışarıya atabilsin. Ben özellikle mısır nişastasıyla birlikte bunu hemen yan tarafta bekletiyorum ki daha hızlı, daha aktif bir şekilde pirincin nişastasından da yararlanabilelim. Ve tabii ki de kış ayındayız, bol bol bulunuyor ve en çok sevdiğimiz meyvelerden bir tanesi. Burada muzdan yararlanıyoruz ama diğer bildiğiniz tariflerden birazcık farklı olacak bu. Bol potasyum kaynağı, bol lif kaynağı, tabii ki de muz diyetlerimizde sık bir şekilde tüketiyoruz protein kaynağı da. Burada arkadaşlar muzu tükettikten sonra kabuğunu ne yapıyoruz? Asıl önemli problem bu. Kabuğunu hepimiz çöpe atıyoruz. İşte bu tarifte çöpe atmaya son muzun içerisinde bu lifli pektinin bol olduğu arkadaşlar kız. Bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Ben ben bu tarifte de sıfır atık felsefesinden yine yararlanmak istiyorum. Biliyorsunuz kullanmış olduğumuz her ürünü kabuğuyla, tohumuyla her şekilde ben kullanmayı seviyorum. O yüzden arkadaşlar bu tarif içinde uzun uzun iç lifli kısmını kesinlikle cildimizi hem toparlamak için hem cildimizin ihtiyacı olan potasyumu sağlayıp pürüzsüz cam gibi bir cilde sahip olmak için kullanıyoruz. Muzun faydaları saymakla bitmez. Kabuğu da aynı şekilde serotonin kaynağı, yüksek lif kaynağı, cildinizi sıkılaştıracak, cildinizi de cilt tonu eşitsizliklerini giderecek. ve çok da güzel bir şekilde arkadaşlar sarkmalara karşı cildinizi koruyacak hem de özellikle kış aylarında cildinizin kaybettiği nemi sağlayacak çok önemli içeriklerden bir tanesi. Sadece burada dikkat etmeniz gereken Hepsini kullanmıyoruz muzumuzun. Sadece iç lifli kısmını kullanıyoruz. Sarı kısmından yararlanmayacağız bu tarifimiz için. Ben şöyle hızlı bir şekilde muzlarımı güzelce kabuklarını ayıklıyorum. Ben bu tarifi hazırlarken birazcık daha yoğun olsun diye 2 adet muzun kabuğundan yararlanacağım. Ama isteyenler olursa 1 adet muz kabuğu da yeterli olacaktır. Bu tamamen o an evinizde bulunup bulunmaması ile alakalı. Şu anda arkadaşlar güzelce bekletilmiş nişastası çıkmış pirincimiz, mısır nişastamız ve tabii ki de görmüş olduğunuz gibi muzun iç lifleriyle iyice bir karışım hazırlıyoruz. Bu karışımı birazdan ocağa götüreceğiz. Kısık kahve gözünde karıştıra karıştıra ağır ateşte çok güzel bir şekilde pirinçlerimizin pişene kadar bunun arkadaşlar güzelce pişmesini sağlayacağız. Bu aşama gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz ki muz kabukları çok hassas o yüzden direk çok yüksek ısıya lütfen maruz bırakmayalım. Ağır ateşte kısık bir şekilde sabitle ile bunu pişirmek bu işin püf noktalarından bir başkası. Şimdi ilk önce arkadaşlar burada bir ilk sıcağı çıksın. Güzelce bizim istediğimiz forma gelsin. Görüyorsunuz zaten pirincin nişastası bizim mısır nişastamız muz liflerimiz derken çok yoğun viskositeye sahip. Gerçekten tam bir maske kıvamında Görmüş olduğunuz gibi karışma elde ettik. Bu tarifin şöyle de bir güzelliği var. Çalışan kişileri de düşünmek istedim. Bu tarif arkadaşlar hazırlayıp bunu plastik ya da kahverengi cam şişin içerisinde buzdolabında 7 gün kadar bekletebilirsiniz. Şöyle bu tarifi uygularken iki akşamda bir bunu uygulamak gerekiyor. Çünkü bir anda cildinize gerçekten amino asit kaynağı hem cildinizi beyazlaştırıcı süper bir etki yaratıyor. O yüzden bu kürlere başladığınızda haftada 3 kere iki akşamla bir şeklinde yoğun bir şekilde uygularsınız. Emin olun çok hızlı bir şekilde gitmiyor diye kendinizi heba ettiğiniz paraladığınız bir türlü geçmeyen lekeler anında gidiyor. Cildinizde mükemmel bir beyazlama oluyor. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle ben cezbemden artık karıştıracağım kavunun içerisine aktarıyorum. Burada birazcık derin bir kap kullanırsınız. Çok daha rahat bir şekilde hazırlarsınız. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pirinçlerimiz iyice ne şişti ve tabii ki muzumuzda yavaş yavaş çok ince ince kararmalar oluştu. Bunlar oluşacak şeyler şimdiden bilgi vermek istiyorum. Hemen blenderımdan bunun pürüzsüz bir hal alana kadar Aslında ben bunu tam pürüzsüz de yapmıyorum birazcık peeling etkisini görmek için pirinçlerin cildimi çizmeyeceğinden emin olduğum ve çok hafif küçük parçaları olana kadar bunu arkadaşlar blender'dan geçiriyorum burada peeling etkisi almak istemeyenler Tabii ki de daha fazla blender'dan geçirebilirler ama ben peeling etkisinden sonra cildimde yeni hücre oluşumlarını cildimi daha canlı hissettirdiği için bu hissi çok seviyorum. O yüzden yapmış olduğum maskelerin %90'ında kesinlikle bir arkadaşlar peeling etkisi istiyorum. Ama burada tabii ki de bir püf noktasını daha içerisine ilave edeceğiz. Cildinizde eğer ki inatçı çilleriniz varsa gitmeyen çillerle savaşmak için limon yağı çok önemli. Esanslardan bir tanesi. Hem şahane bir kokusu var hem de cildinizi pürüzsüzleştirecek. İçerisinde yüksek miktarda C vitamini olduğu için cildinizde arkadaşlar kolajen sentezini anında arttıran çok önemli bir bileşen. Ama bunu da tabii ki de kullanım miktarı çok önemli. Sadece iki damla kullanacağız. İki damladan fazla kullanmayın. Çok hassas ciltlerde yanma etkisi yaratabilir. Ben kendim de çok hassas bir cilde sahip olduğum için maalesef her ürünü de kullanamıyorum. Her maskeyi de kullanamıyorum. Ama iki damla benim cildim için ideal oluyor arkadaşlar. Daha fazlasına girdiğinizde cildinizde hassasiyeti yaratmaması için kesinlikle önceden önlemimizi alalım. Ve cildinizdeki stresi azaltacak. Cildinizde kolajen sentezini arttıracak. Anti-aging özelliği aktive edecek. Hücrelerinizin onarımını sağlayacak. Eğer ki yeni oluşacak hücreler varsa bunları uyaracak. Lavanta yağı. Lavantanın hem kokusunu ben çok seviyorum. Hem de cildinizde arkadaşlar şahane bir etki yaratıyor. Sizlerde bir türlü gitmeyen kaz ayaklarından şikayetçiyseniz ince ince konuşma, mimik çizgileriniz oluşmaya başlamışsa kesinlikle lavanta yağını hayatınıza çok güzel bir şekilde ilave etmenin zamanı gelmiştir. Lavanta yağı ile gerçekten kırışıklıklara anında bir ütü yapabilirsiniz. O yüzden ben bu tarifte biraz da hem gençleştirme etkisi olsun hem cildinizde gerçekten Kusursuzluk sağlaması açısından lavanta yanını da hızlıca içerisine ilave ediyorum. Ve şimdi tek yapmam gereken hepsini güzel bir şekilde karıştırmak. Burada homojen bir şekilde karıştığına emin olana kadar karıştırma işlemimize devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki esansiyel 3-4 damla çok önemli yağ asitleri içerisine ilave ettik. Bu yağların güzelce eşit bir şekilde dağılması gerekiyor. Şöyle hemen elinize bunu sürerek elinizde hem test edebilir hem de arkadaşlar cildinize uygularken daha öncesine temizlenmiş olan cildinizin üzerine sizlerle ince bir katman sürüp bunun yaklaşık 20 dakika kadar cildinizde kalıp iyicene cildiniz tarafından eminliğine emin olduğunuz zaman arkadaşlar hafif hafif hareketlerle masaj yapacak şekilde cildinize hem peeling etkisi yaratabilir hem de bunu cildinizden çok güzel bir şekilde çıkarabilirsiniz. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin ve tabii ki de aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok memnun olurum. Hepinize şimdiden güzel, sağlıklı, fit ve gerçekten yaş güzelleşeceğiniz, değerleneceğiniz günler dilerim.